Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ne haberi? Bu da mı burada ya? Bunun ne işi var burada? Öğretmenim yoksa bunu da mı siz okuttunuz? Yok, susmuş benim öğrencim değildi. Tabii tabii, belli zaten. Ben zaten onun eğitim aldığına falan da inanmıyorum. Yani zaten okumuş olsa konuşur. Ama şimdi eğitim almadığı için söyleyeceği bir şey de yok. Kafa boş. Bakın vursan ses gelir. Niye gelsin abi ya? Susmuş, Yunanca bile biliyor. Ya bırakın Allah aşkına ya. Ne Yunancası ya? Adam bir şey uydurmuş. Helen'i kesmeleri kes. Siz de inanmışsınız ya. Kim ne yapsın bunu? Bu adamı kim ne yapsın ya? Hangi okul kabul eder bu adamı ya? Ha? Hangi öğretmen bu adamı okutmak ister ya? Ha bırakın Allah aşkına ya. Bırakın. Şunu haline bak. Şişt, susmuş. Sen üniversiteye gittin mi? Yok. Liseye gittin mi? Yok. Peki öğretmenler gününü kutlayabileceğin bir öğretmenin var mı? Var. Var. Rahmetli Ahmet Kutsi Tezer Sivas Lisesi'nde edebiyat öğretmeniydi. Ben orada öğrenciyken talim ve terbiye kurulu üyesiydi. Aşık Veysel'i Yunus Emre'yi bize tanıtan çok değerli bir öğretmendi. Sivas Lisesi'ni bilir misiniz? 100 yıl önce kuruldu. Çok değerli mezunlar verdi. Bir tek yıl hariç, 1915 yılında tüm öğrencileri gönüllü olarak Çanakkale Savaşı'na koştular ve şehit oldular. Sivas Lisesi, Sivas Kongresi'nin yapıldığı yerdir. Cumhuriyet'in temelinin atıldığı lisedir. Ben işte böyle güzel bir okulda okudum. Allah tüm öğretmenlerimizden razı olsun.